Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Konuşan benim şaşırdıysanız eğer e, berbat bir durumdayım kamyon çarpmış gibi. Yani geçenlerde kötü bir olay yaşadım bir dolandırılma olayı. Çok cüzdi bir miktar aslına bakarsanız 250-300 lira ama ya beni psikolojik olarak manevi olarak çok etkiliyor böyle şeyler. E, bunun üzerine çok sinirlendim çünkü birkaç defa uğraşmama rağmen bana sıfır gibi diye sadılan ürün tamir olmadı. Sonunda tamir edildi ama bana biraz maliyetli oldu bu. Bunun üzerine de sinirimi atmak için çıktım, hızlı hızlı yürüdüm şöyle bir 5 kilometre kadar falan. Eve döndüğümde vücudum tamamen şeydi. İflas etmiş durumdaydı. O gün hatta akşam 9'da falan yattım. O kadar erken yattım. Sabah kalktım boğazım double gibi salya sümük olmuşum. Yani vücudumda her yerde iğneler batıyor sanki. Bir de bunun üstüne bu da yetmiyormuş gibi bu moral bozukluğu, bu vücut çökkünlüğü yetmiyormuş gibi bir de evdekilerle uğraşmak zorunda kaldım. Bana kalkmış hayal satmaya çalışıyorlar. Yani hayal sat, size hayal satan herkesten uzaklaşın. Mesafeli olun. Düşüncelerini asla umursamayın. Sabah kalkmışım. Yani neredeyse sürünerek tuvalete gideceğim. Bana diyorlar ki bir şeyin yok. Ya lan ne demek bir şeyin yok? Konuşamıyorum ya, konuşamıyorum, konuşamaz hale gelmişim. Sen bana bir şeyin yok geçer diyerek yardım edeceğini mi zannediyorsun? Yardım ettiğini mi zannediyorsun? Bana yalan satıp beni niye avutuyorsun sen? Bu şekilde ne kadar arkadaşınız varsa hepsine mesafe koy, Hep, hepsine bir çizginizi çekin. Arabanın tekerinde çivi vardır. Arkadaşı sana der ki ya yok tür bir şey olma. Bu adam senin düşmanın yani. Bunu anca sana düşmanın yapar. Kusura bakma. Bunun üzerine evde bir ton kavga dövüş çıktı. Hır çıktı. Ben daha da moralim bozuldu. Bu sefer daha da kötü oldum. Yani bana destekten çok yüzde yüz köstek oldular. Bu bir de bir de üstüne ben büyük ihtimalle suçlu çıkacağım. Neyse devam edelim biz. Bu sene motivasyon konuşması ben yapmayacağım arkadaşlar. Aslında planlıyordum. Ama belki hayatımın en berbat yılını geçirdim. Bir sonraki de önümüzde. Çünkü bildiğiniz gibi seçimler var malum. Giden gitse de biz ile karşılaşacağız. Hani gitmese de daha beter bu bulunan, bulunduğumuz durum daha da beter, beter olacak. İki ucu oklu değnek yani. 2023 çok çok daha kötü olacak. Bunu da biliyorum. Bu yüzden ben size neyin hayalini satayım? Size sadece şunu söylüyorum. Birlikte olduğunuz arkadaşlarınızı eğer gerçekten can dostum diyorsanız en iyi arkadaşım veya kankam ne diyorsanız deyin. Bunları sizden bir kere test etmenizi isteyeceğim. Başınız sıkıştığında veya başınız sıkışmış gibi göstererek arkadaşınıza güveniyorsanız en yakın arkadaşınızda, uzun süreli arkadaşınızda. Buna bir görev yükleyin. Ve onu test edin. Bakalım gerçekten de sizin zannettiğiniz gibi miymiş? Bunu bir görün. Sizden birinci isteğim bu. İkincisi size hayal satan başınızdaki belaları size yalan söyleyerek Olacakları bildiği halde ötelemeye çalışan insanları hayatınızdan çıkartın. Kim olursa olsun. İsterse kuzenin olsun. Çok mecbur kalıyorsan aile fertlerini de çıkart. Yani artık öyle bir şey geliyor ki, haddeye geliyorsun ki, diyorsun ki bunlar benim ailem mi, benim düşmanım mı demek haddesine gelebiliyorsun yani. Bunun çizgisini çekmen lazım. Aile her zaman her şeyi iyi yapacak diye bir şey yok. Üçüncüsü de arkadaşlar ne yapın edin kafanızı taşlara vurmayın. İngilizceyi öğrenin. Eğer İngilizceniz varsa bunu ana dil seviyesine çıkartmayı deneyin ve Almanca öğrenin. İngilizceniz, Almancanız varsa Fransızca öğrenmeye çalışın veya onu boş verin. İyi bir derecede İngilizceniz varsa yazılım öğrenin. Yazılım öğrenin. Ben gerçekten uğraştım uğraştım kafam almıyor. Ya bir kursuna gidip deneyeceğim. Ya da birini bulduğum zaman özel ders falan alacağım. Çünkü hiçbir şekilde benim yazılımı kafama almıyor arkadaşlar. Yaş da biraz geçti. 35-36 yaşına geldim. Kafa artık bir şeyleri almamaya başladı sıfırdan. Eğer yazılımı öğrenirseniz, diliniz olursa, İngilizce ve Almanca gibi iki tane diliniz olursa freelance işler yapabilirsiniz. Freelance işler. Türkiye'de yaşayıp dolarla, euroyla veya sterlinden maaş kazanabilirsiniz. O zaman kendinizi geliştirmek için çok daha büyük fırsatlar sizin önünüze çıkmaya başlar. Neden? Çünkü ekonomik kriz, krizi tamamıyla bir köşeye attınız. Artık ekonomik olarak çok iyisiniz. Yaşam standardınızı yükselttiniz. Daha az çalışarak daha fazla para kazanacaksınız büyük ihtimalle. Kendinize, hobilerinize veya bakımınıza, yeni yeteneklerinize Zaman ayırabileceksiniz. Bu yüzden 2023'e girerken veya girdikten sonra veya girdiniz ilk 6-7 ay geçin ne zaman olursa olsun yani şu an şu hedefi önünüze katın. Ben iyi bir seviyede İngilizce öğrenmeliyim veya ne bileyim İngilizceyi biliyorsunuz CAT öğrenin, C++ öğrenin. Bunun haricinde bir sürü DaVinci Resolve öğrenebilirsiniz, Adobe'ları öğrenebilirsiniz. Yani elinizdeki yetenek neyse. İlla herkes yazılımcı olacak diye bir şey yok. Belki siz editörlüğü seviyorsunuzdur. Kafanızda bir YouTube kanalı açma fikriniz vardır. Hemen açın. Bakın ben ne zorluklarla başladım ne seviyeye kadar geldim. Şu an telefonumun ekran kaydedicisiyle bile podcast çekebiliyorum. Ne yaptım bunu araştırarak deneme yanılma. Yaptım yanıldım yaptım yanıldım. Normalde benim hedefim bir yıl içerisinde en az 100 bin aboneydi. Şu an geçen gün baktım 228 abonem var. Hedefin ne kadar altında kalmışım. Hatta buna çok moralim bozuldu. Ee, hedefin 99900 altında kalmak diye e, bir podcast çektim. O zaman 100, 100 tane falan 110 tane takipçim vardı. Baya moralim bozulmuştu. İçlemiştim yani. Ondan sonra durdum dedim ki ben bu kadar emek verdim bu pes etmektir. Pes etmeyeceğim. Arada sırada ufak tefek. Zamanım oldukça, aklıma güzel fikirler geldikçe bunları yükleyip yükleyip atacağım. 2023'te arkadaşlar çok zor günler bekliyor sizi. Gerçekler bu. Huzur, bilmem ne 3 2 1 oley değil yani. 2023'te Türkiye'nin belki gelecek 100 yılını değiştirecek bir seçim var mevcut iktidar gittiğinde bütün rakamlarla oynamış oldukları için ve bütün mal varlıklarını hiç ettikleri için yeni gelen hükümet bu ülkeyi yani Orta Doğu tarihinin en büyük ekonomik krizine götürebilir. Yani ben öyle şüphelerim var ki emekli maaşları bile ödenemez gibi kafamdan şeyler geçiyor. Buna dair önlemler falan almaya çalışıyorum. Yani gerçi bunlara çok da kafayı takmayın ama kafayı takmazsan da olmuyor. Yani şu önümüzdeki seçimlerde gerçekten ülkemizin gelecek 100 yılı belirlenecek. Gelecek 100 yılda bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl bir ülkede yaşayacak? Afganistan gibi bir ülkede mi yaşayacak? Almanya gibi bir ülkede mi yaşayacak? Orta Doğu'nun en bataklık dibine mi gideceğiz? Bir avuç insanın yukarıda kral gibi yaşadığı yoksa herkesin çoğunlukla eşit yaşadığı, eşit haklara sahip olduğu Avrupa gibi bir yerde mi yaşayacağız? Bunun seçimi bu. İmkanınız varsa mutlaka yurt dışına çıkın. Yurt dışı paylaşım programları var, öğrenci değişim programları var, bakıcı programları var. Bunun gibi bir sürü programlar var. Bunları kovalayın arkadaşlar. Eğer yeteri kadar parayı toplayamazsanız ya gidin eşinizden, dostunuzdan, aile fertlerinizden Varsa arabanızı satın. Ama öyle ya da böyle mutlaka bir Avrupa, Amerika, hatta Kanada, Avustralya görün. Buraları mutlaka görün. Şuna emin olun ki harcadığınız paranın çok çok daha üstü parayla geri geleceksiniz. Ama oraya gittiğinizde böyle üst üste ranzalarda 20 tane Türkün olduğu odalarda kalmayacaksınız. Bunu yapacaksanız gitmeyin. Tamamı Türklerin olduğu restoranlarda çalışmayın. Gidin, gittiğiniz yerin kültürünü öğrenin, dilini öğrenin. Mesela sizinle beraber öğrenci değişim programına gelen Meksikalı olabilir, Arjantinli olabilir, Portekizli olabilir. Böyle bir çeşitliliğin içerisinde kalıp bütün dünyayı gezmiş kadar tecrübe edinmek var. Bir de zaten burada her gün gördüğüm Aynı saç salak saçma ergen esprilerini yapan, aynı davranışları Türk geleneklerini sergileyen insanlarla sıkış tepiş yaşayıp orada hiçbir dil öğrenmeden, kültür öğrenmeden gelmek var. Oraya gittiğiniz zaman bağlantılar edin kendinize. Diyelim ki Almanya'ya gittiniz. Orada bir şekilde bir bağlantı yani bir bağlantı bulmaya çalışın. Oraya bir daha gittiğinizde mutlaka sizi işe alacak bir birini bulun kendinizi kabullendirin yani. Gerekiyorsa ekstralara kalın. Bütün boş zamanlarınızı kafanızı kitaba gömün. O ilk o ülkenin dilini öğrenin. Bakın ben mesela normalde şu anda bu podcast'i çekmeyecektim. Çekemeyecek durumdayım. Yani burnumda iki tane peçete, elimde mendil, şey kağıt peçete. Yani böyle e, zar zor konuşarak çekiyor. Hani bir şeyi yapacaksanız bunu ertelememenizin ilk günü bugün. Hani bir şey hayal ettiniz. En yakın zaman bunu bunu harekete geçirmek için en yakın zaman ne zaman yarın. Hayır yarın değil bugün. O yarın bitmiyor çünkü. Eğer yarın 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 derseniz vay sizin halinize. Ben mesela Amerika'ya giden arkadaşlara bakıyorum. Gerçekten çok güzel hayatları var. Eğer öğrenci değişim programıyla gidip dil okuluna yerleşebiliyorsanız, oraya bir, bir şekilde bir iki sene kalabiliyorsanız, Türkiye'ye bambaşka bir insan olarak dönersiniz. Hem dil olarak, hem kültür olarak, hem de maddi olarak. Belki de gecenizi gündüzüne katarak çalışacaksınız. Türkiye'ye geldiğinizde bir sıfır ev sıfır araba bile alabileceksiniz. 2023'te doların 50 TL olmayacağını bana kim söyleyebilir? Dolar 3,5 TL iken Dolar yükselecek diyenlere kahkahalarla gülüyorlardı. Bugün şu, siz şu podcast'i dinlerken dolar neredeyse 19 lira olmuş durumda. Ve siz bu podcast'i gelecekte dinlediğinizde umuyorum ki olmaz. Ama böyle giderse olacağı aşikar. Dolar 70 lira olacak, 80 lira olacak arkadaşlar 1 dolar. Siz zamanında gidip 15-20 bin dolar birikimle Türkiye'ye geldiğinizi düşünsenize. Bir zengin çocuğundan bire üst sınıf insandan biri çok çok daha yüksek seviyede başlarsınız bu ülkede hayata. Belki hayalinizdeki kafeyi açabilirsiniz. Belki hayalinizdeki spor salonunu açabilirsiniz. Veya bir teknoloji yatırım şirketi kurabilirsiniz. Veya bir NFT şirketi kurabilirsiniz. Online olarak veya Instagram mağazası kurarsınız, Facebook mağazası kurarsınız. Bu tamamen sizin yeteneğinizin, neye yatkın olduğu, neye dayalı olduğuyla alakalı. Çok da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu çok fazla konuşamayacağım. Aslında ben çok daha fazla şey anlatmak istiyordum ama yine arkadaşlar standart olarak iyilik şunu diliyorum, bunu diliyorum. 2000 hiçbir olmayacak bunların hiçbirinin olmayacağını 3-2-1 diye sayacağımız ve ertesi dakikada hiçbir şeyin değişmeyeceği değişmesinin de imkansız olduğu bir yeni yıla giriyorsunuz. Bunları kabullenerek kimsenin size hayal satmadığı 2023'te başarılarınıza koşun kafanıza kattığınız her şeyi yapmanız için var olan gün yarın değil bugün. Şimdi bugün kalkın ve yapın arkadaşlar. Sizden başka bir isteğim yok. Bu anlatmak istediklerim, düşüncelerim bunlar. Evet, yani bir, bir sonraki sene görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.